Biz bazen mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ye ilgili diyoruz ya, iktidar diye bir derdi yok. Aslında iktidar diye bir derdi yok değil. İktidara getirdiği tanım farklı. Yani illa milletvekilim çok olsun, bakanım çok olsun diye değil. Doğru. İktidarın aklı olmayı. Merhum Türkeş'e atfedilen bir şey vardır 12 Eylül'de. Hani biz içerideyiz ama fikirlerimiz iktidarda diye, bence çok yani yakın tarihimizin en önemli sözlerinden bir tanesidir. İktidara gelmeden de, seçim kazanmadan da bazı siyasi partilerin bir ülkede yapabileceği dönüşümler var. Ama kimse buna talip olmuyor. Mesela ben Ali Babacan'ın, Deva Partisi'nin kendi başına seçime girmesini şu bakımdan önemserdim. Türkiye'de dünyadaki küresel sistemle bir yakınlığı, iletişimi olan, bakın onayladığım için söylemiyorum, benim dünya görüşüm farklı, ama bir liberal düşünceyi ekonomide, siyasi hayatta temsil edebilen, hani bir fikir kulübünden daha öte olabilir ama bir siyasi partinin bağımsız varlığı önemli olabilirdi. Ama bunu tercih etmedi Deva Partisi. Üstelik İhsan Bey de söyledi, ilk kuruluşundan itibaren de o diğer Gelecek Partisi ve diğerlerinden daha farklı bir yeri vardı. Ya bir de Deva Partisi en başından beri ne diyordu? Biz ayrı listeyle gireceğiz, evet, diyorlardı. İddialıydı. İddialılardı. Evet. İttifaka girip girmeyeceklerini bile son ana kadar söylemediler. Evet. O noktadan CHP listeleri içinde girmeleri, yani bu noktadan sonra aslında az önce Kürşat Oğuz dedi ya, milletvekili sayılarına bakıldığında Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarırken onlar CHP listelerinde yaptıkları anlaşma gereği daha fazla milletvekili çıkaracaklar. Ay, toplamda 4 parti 34-35 vekil çıkarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yeniden Refah Partisi 5 vekil çıkardı. %3 oy aldı. Bu durumda bu partiler aldıkları milletvekilinin vekili oylarının rüzgarıyla partilerini büyütürler mi? Yoksa şu seçim sürecinde CHP içinden girmeleri, gösterdikleri adayın, bilmiyoruz tabii ikinci turda hala iki adayın da şansı var ama Sayın Erdoğan kazanırsa gösterdikleri adayın kazanamamasının da etkisiyle daha yeni kurulan bu partiler daha da erir mi? Yoksa milletvekili sayısının etkisiyle yükselirler mi? Şimdi sabahın bu saatinde aklıma şöyle bir şey geldi. Türkiye'de nüfusu ortalama 25-30 bin ve üzerinde olan ilçelerimizde falan şöyle bir şey vardır. İyi bir iki tane iş yeri vardır, bir bina vardır. Artık alışveriş merkezleri falan da var ama oralarda genelde diyelim ki İYİ Parti 3. kattadır ilçe teşkilatı. Milliyetçi Hareket Partisi giriş katındadır. Ne bileyim, herkes bir şekilde bir yerdedir. Şimdi yarın sabah şöyle bir manzara olacak. 30 bin nüfuslu bir ilçede sabah diyelim ki namazdan çıkan ya da işte sabah kahvesini içmeye giden bir Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili bir dostuna, çünkü onlara bir eski şeyleri vardır, iletişimleri mutlaka. Bak, bizimkiler sizinkilerden daha fazla oy aldı, psikolojik üstünlüğünü hissettirecek. Şimdi bu bir. İki, yeniden refahlı bir seçmenin kendi ilçesindeki, kasabasındaki yürüyüşü, hele bir Saadet Partili gördüğünde daha farklı olacaktır. Şimdi bunlar karşılıklı, biraz hani latifeyle ifade ettim ama, psikolojik üstünlükler. Fakat benim söylediğim, tabii Kübra'nın sorduğu önemli bir soru şundan dolayı. İddialarınızın en önemli sınanacağı alanda, anda çekilip bir büyük partinin şemsiyesi altında seçime girmeyi tercih ediyorsunuz. Neden? İşte bize 14 tane verdi, 15 tane verdi, belki daha fazla olabilirdi diye. Bu saatten sonra o iddialarınızı yeniden gündemde tutmak, uluslararası akredite tarafınızı kullanabilmek, Babacan'ın böyle özellikleri var, yani bir takım şeyleri. Bunlarla yeni bir yol alabilmek mümkün mü? Hani bu olmaz diyemem. Kararlı olmasına bağlı, ama Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime girmekle o iddialarına, özellikle de entelektüel alanda, bu arada anmış olayım, sevgili dostum Berat Özipek'in, çok güzel bir liberaldir, çok severim ben onu. Serbestiyet'te yazdığı çok iyi bir makale var. Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girme kararı aldığında Deva ile ilgili yazdığı bir makale var. Bu iddialarını tekrar canlı tutabilir mi? Kübra Apar, çok kolay değil bu yani Türkiye'de. Yani çünkü yapmanız gereken zamanda yapmadığınız zaman bir daha inşa etmek zor demiştin oluyor. Demiştin ya, işte Deva ve işte İyi Parti bir sonraki seçim. Artık bir sonraki seçime hazırlanmasının da Deva'nın bir anlamı kalmayacak mı? Ama neticede mecliste grup kurma aşamasına geldi, birkaç parti birleşip yapabilir bunu. Şimdi o benim Nadas teorim, siyasi Nadas teorim. Bazı partilerin daha böyle geleceğe baktığına dair birkaç yazı da yazdım. Seninle de programlarda sohbetlerimiz oldu. Bu biter mi? Hayır, bitmez. Benim mesela o zaman söylerken de aynı ifadeyi kullanmıştım. Tehlikeli sularda gezmemek kaydıyla söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın da böyle bir alana hazırlandığını düşünüyorum ben. Yani bugüne değil de geleceğe dair bir alana. Yine Yeşil Sol Parti benzeri bir yapıda diyorsun. Evet, ama belki çizgi olarak, belki siyasete dokunma kapasitesi olarak, söylem olarak farklı bir yerde de olabilir.
Bu saatten sonra İyi Parti bu noktada bir yere varabilir mi? O artık şuraya bağlı. İyi Parti burada belirgin bir üstünlük yakalamış olsaydı bulunduğu yerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer milliyetçi bloğa karşı. Onu onlara, geçseydi diyorsun. Evet, onlara abilik ya da Akşener'in kimliği üzerinden söyleyelim, ablalık yapma şeyi olabilirdi, gücü olabilirdi. Şimdi bu saatten sonra onun kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir de iç problemleri var. Tabii, o tasfiye ettikleri milliyetçi kesim, aslında Meral Hanım birkaç yerde miting yapamadı. Bu, yani bir parti %7, %10, %15 aldığı bir yerde miting yapar ve 100 bin kişiyle de yapar. İç çatışmalarından dolayı örgüte hakim olan gruplar 4-5 ilde Meral Hanım'a miting yaptırmadı ve sahada 1000 kişiyle göründü. Bu bir parti açısından çok şeydir, derin bir problemdir. Sıradan bir problem değil. Ben bir şeyi çok mesela İhsan Bey de söyleyince hatırladım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru giderken Türkiye bir takım kararlar almak zorunda. İşte laf olsun diye bir savaş ilanında bulunuyorlar, evet, falan bir sürü hikayesi var onun. İsmet İnönü'nün orada gösterdiği bir devlet adamlığı var. Yani İsmet Paşa benim bulunduğum camiada pek sevilmez ama ben onun devlet adamı kimliğini çok önemserim. Yani çok önemli bir devlet adamıdır. Bir Osmanlı kumaşı da vardır, Cumhuriyet'te yoğrulduğu bir alan da vardır. Türkiye savaşa sokmamak gibi ciddi bir başarı da göstermiştir. Ama devamında söylediği bir şey var. Diyor ki ben o dörtlü takrir, işte Fuat Köprülüler, işte Celal Bayarlar, Adnan Menderesler, onları cesaretlendirmeseydim, onlara bunu yapacak pek de cesaretleri yoktu. Yani Türkiye'de siyasetin önünü zaman zaman açan bir takım hamleler, bir takım akil insanlar, bir takım siyasetçiler eliyle de olabiliyor. Demokrat Parti'nin önünün açılması hikayesini İsmet İnönü'ye bağladığım için söylemiyorum. O zaman, o dönemde, az önce de konuştuk ya rahmetli Adnan Menderes'in Demokrat Parti'nin iktidara geliş hikayesi. Tek partiye karşı bunun varlık sebebi hakikaten o kadar zor bir şey değildi. Şimdi bugün de Türkiye siyaseti bu seçimle birlikte büyük problemlerini çözmüş olmayacak. Böyle bir beklentiye de girmeyelim. Yani ben kendi payıma böyle bir beklenti içinde değilim. Türkiye siyasetindeki dengelerin oturması için ben en az iki seçim daha öngörüyorum ve yerel seçim dahil mi? Yerel seçim hariç. Hariç. Yerel seçim hariç. Yerel seçim orada süreci hızlandırabilir. Bir 10 yıl daha. Evet. Ama bu siyasi figürlerin hiçbirisi olmayacak neredeyse iki seçim sonra. Kuvvetle biz muhtemelen. Torunlarımız da gelir bunu müzakere eder. Muhtemelen biz de görmeyeceğiz. Ben kendi adıma. Bunu bugün şunun için söylüyorum. Bugün siyasi partilerin genel başkanı olan, iktidarda olan, cumhurbaşkanı olan, genel başkanı olan isimlerin bu alanda kimlerin önünü açabileceği konusunda da artık Allah aşkına biraz çaba göstermeleri iyi olur diye düşünüyorum.